nasıl YouTuber oldum onu anlatayım. Yani aslında amaç YouTuberlık değildi ya da YouTube kanalı da değildi. Ben onu aslında bir dijital arşiv olarak tasarlamıştım. Yani Sosyal Kafa aslında bir yerel televizyon kanalı projesi. Yani işte hatta yerel kanalda da spor kanalı, Beşiktaş TV'de başlamış bir şey. Yani böyle hep bir kopyalayayım istedim. Onlarla da öyle konuştum. İlk de aldım çünkü hani Beşiktaş TV'de muhtemelen bulamayacaksınız o görüntüleri. Yani pek iyi arşiv yok sanırım. Sonra gittiğimiz her yerde aynısını yapayım dedim. Valla pandemiye kadar da, pandemi başlangıcına kadar en son Medyascope'da yapıyorduk Sosyal Kafayı. Böyle hani YouTube kanalını bizzat işletme fikrim yoktu açıkçası. Orası böyle arşiv olarak duruyordu. Baktım epey kendince trafik de almış, şey de yapmış. Sonra pandemi başlayınca yani böyle stüdyolar kapandı. Yani genelde format online değildi, stüdyoda çekimlerdi. Yani dedik ki o işte o pandemide herkes gibi biz de bari böyle devam edelim doğrudan yayınlara diye. Onun için tamamen YouTube kanalını kanal merkeze gelmiş oldu böylece. Şey uzun hikayesi bu. Daha önce mesela derslerde böyle bir televizyon kanalı simülasyonu vesaire YouTube üzerinden yapmıştık. Öyle Pub 204 koduyla böyle hala dolaşır bazı ister artık kampüsün o şekilde görüntülenmesini istemediğimiz görüntüler ama hani şu anda bu var, evet. Allah hocam ben çok rahatım. Çok 11 yıllık bir kanal, çok az izleniyor. Ama umurumda değil çünkü benim için orası bir arşiv, bir oyuncak. O yüzden aslında hani ana işi bu olan arkadaşların şikayetlerini ve kaygılarını ve üzüntülerini anlıyorum. Ben de üzülüyorum bazen, keşke daha çok izlensek diye ama böyle hani az öz bir kitlesi var ve ben tam böyle tuzu kuru esnaf durumundayım. Hiç şeyi bozmuyorum yani. Ne olursa olsun hani izlenme oranı diye. Ama şöyle tabii ki algoritmik müdahaleler var. Hani bizim ötemizde olan. Bizim içerikte öyle çok da viral olabilecek bir içerik değil çoğu durumda. Evergreen videolar üretiyoruz aslında. Özellikle bu tutorial denebilecek how to, nasıl yapılır videolarımız zaten en çok izlenen her zaman. Onun dışında daha böyle biraz provokatif bir taraflar olursa, hani ben öyle bir niyetle yapmıyorum, benim ruhum kaldırmıyor onu ama bazen seçtiğimiz konuktan dolayı böyle olabiliyor. O zamanlar bir trafik atlaması görüyoruz, sıçraması. Ama onun dışında böyle bir kanal zaten herhalde bu içerikle ancak bu kadar izlenir diye düşünüyorum. Şeyi de görüyorum arada bir, yani gerçekten yapılması gereken bazı hani şeyler var işte. Mesela kapak tasarımı olsun, işte ufak tefek böyle hani izleyiciyi gerçekten tetikletecek şeyler. Hani kanalıma abone olun demeseniz bile aslında bunların hepsi de azıcık etkili. Tabii onlara giremiyorum ben yani, girmek de istemiyorum. Hani onlarsız bu kadar oluyor. İlk etapta onları söyleyebilirim. Şu var ama hani internetin güzel tarafı şu, yani illa herkesin viral olması gerekmiyor. Ben orada 11 yıllık bir arşiv yaratmışım ve gerçekten Türkiye dijital aleminin önemli isimlerini ağırlamışım. Hani onların çeşitli yüzlerini göstermişiz. Mesela 140 Yunus'un ilk canlı yayını bizde bu arada. En büyük başarılarımızdan birisi ve talent keşfi gibi böyle geliyor. Onları yaptığım için hani şey bize de internette yer olması hani güzel bir şey ve hala o özellik var. Bence hani bütün bu şikayetlerimize rağmen, ki haklı şikayetler bunlar, endişeler, kritikler, hala bir alanımız olduğunu görmek de güzel. Şimdi hep böyle arka planı afişe ediyoruz, rezil oluyoruz ama yani şöyle ben tabii ki bu çok profesyonel bir süreç değil kesinlikle. Yani bizim prodüksiyon şeklimiz hiç değil. Şöyle ama yani gerçekten uzun süredir şey hayal kuruyorum. Yani burası bir tür mektep olabilir mi? Onun için hani bazı derslere entegre ettik bunu. Bazı arkadaşlar da aslında hani ben Sosyal Kafada staj yaptım da diyorlar. Ve bundan çok mutlu oluyorum. Çok böyle düzgün giden bir süreç değil bu. Biraz derslere bağlı. Ve hani yine de ben istemesem de ben merkezli oluyor. Yani sahada olabildiğince olmaya ve insanları tanımaya çalışıyorum zaten bu alandaki. O yüzden yani çoğunlukla konukları ben seçiyorum.
Konuk seçiminden sonra genellikle birkaç arkadaş konukla ilgili inceleme yapıyor ve soru üretmeye başlıyor. Başka bir grup sosyal medya hesaplarına bunları koyuyor. YouTube'a yükleme işini ve meta datasını genelde ben yapıyorum. Aslında mesela şunlar da yapılıyor. Biz bir süredir tanım kısmına videoların onları böyle küçük parçaları bölüyoruz, özetliyoruz. İşte onunla ilgilenen birkaç arkadaş oluyor. Highlight'ları böyle. Eski videolara doğru gidiyor. Yenilerde de var. Hani arada bir gözünüze çarpar. Böylece hani o uzun, aşırı sıkıcı videolar kısa hale daha az sıkıcı hale gelebiliyor. Bir yere onları tamamen de klipleştirmiştik ama böylesi description kısmına onları koymak, tanımlamak daha kolay geldi. Bir arkadaş konuk listemizi çıkarıyor. Öyle bir kaotik durum var ki çünkü çok farklı seviyelerde farklı videolarımız var. Hani genel bir konuk listesi. Böyle bir şey var. İşbirliği içinde gidiyor. İşte rehber videolarını hazırlayan bir grup oluyor. Diğer böyle meslek tanıtımlarını yapıyor. Startup Watch gibi şeyleri arada bir devam ettiğimiz şeyleri de ilgi alanlarına göre arkadaşlar sunucu denemeleri yapıyoruz. Bizimki biraz şey hani insanların kendini rahatça amatörce ifade edebilecekleri bir yer. Buradan kalkıp sonra daha profesyonel bir yere gidebilirler diye. O başta söylediğim rahatlığının bir şeyi bu. En azından avantajı gibi öğrenci arkadaşlar için düşünüyorum. Bir de hocam başlarda tamamen dijitaldi vurgu düz. Şimdi tabii sosyal kafa aslında iyi bulmuşum o ismi. Bu arada kafadan öyle tam İnönü tribününe yaklaşırken birden ampul yandı. Öyle ne isim koyayım? Aa, dur ya sosyal kafa koyayım dedim. Daha önce çünkü bir de radyo programı vardı benim. Türkiye'nin en az dinlenen müzik programı Metal Kafa. Oradan gelen hani biraz sağlığına sosyal kafa değil. İsim çok şey hani dijital dışında da çağrıştı. Onun için biraz hani son birkaç yılda biraz lifestyle'a da dönmeye başladık. Dijital odaklı olsak da. Planım gelecekte biraz daha böyle tempoyu artırmak. Daha hani en azından akademik yıl boyunca mesela düzenli aynı gün yayın yapmak bir taraftan ama bu arada da içerik üretimini arttırmak. Yani aslında 1-2 yıldır yapmaya çalıştığım şeyi şu an için hani yeni bir beklentim yok. Ha konular değişiyor. Mesela Metaverse playlisti yarattım. Çünkü artık bazı söyleşilerimiz ve şeylerimiz onunla ilgili. Yani dijital alanda ne çıkarsa biz onu herhalde bir playlist şeklinde koyacağız oraya. Shorts'lara biraz ağırlık vermeye başladık. Mesela bir grup öğrenci arkadaş üretiyor onları. Full editoryal bağımsızlık inşallah başını derde sokmazlar. Onlar orada bir şey yapıyorlar. Şu anda hani yakın zamanda bunlar var gibi. Hani şeyi yokluyorum. Hani Metaverse ile ilgili bir şey yapılabilir ama pratikte bir şey yakında olmayacak. Hani YouTube kanalımız devam edecek gibi gözüküyor. Bir meslek tanıtımları listemiz var aslında playlistimiz. Belki gözünüze çarpmıştır. Onun da konsepti ebeveynleri gıcık edecek meslekler serisi. Vallahi böyle ne kadar şey bulursam onu geçen yaz uğraşamadım. İlk dil edebiyatı, prehistorya, işte matematik, istatistik falan onları yaptırdım. Şeyle tabii dijital oyun tasarımıyla başladı. O bir ters tepki çünkü o çok beğeniliyormuş. Sonradan ben de fark ettim. O bayağı izlendi. Benim hedefim velileri gıcık etmekti. Onun için sosyoloji, antropoloji hepsini elden geçirdik hocam. Buna devam edeceğiz. Ondan sonra niye izlenmiyoruz diye de ağlayacağız.